Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda birlikte yeni bir maceraya atılıyoruz. Tabii ya, Gökçen'deyim. Yelda içeride beni bekliyor. 2 saat sonra uçağımız var. Birlikte bir Orta Avrupa turu gerçekleştireceğiz. Şu anda da havaalanı çok kalabalık ve herkes bana bakıyor. O yüzden biraz çekindim de açıkçası. Neyse, içeride konuşmaya devam ederiz. Biliyorsunuz koronavirüsü ortalıklarda geziyor ve şu an tıpın tıpın biraz korkmaya başladım. Maske takan da çok kişi var, takmayan da çok var. Şimdi eczaneyi buldum. Karşımda sonra da harç pulu almam gerekiyor. Ya böyle bir kere de çok çok erken gelip acele acele yapmayayım bir şeylerim. Ama neyse, zaten çok geç gelmedim. Şu nasıl bir şey acaba? Şu korur mu acaba? Tamam, şunu olsun. 30 lira hanımefendisi. Hayatınızda şöyle insanlar var mı? Hani hasta olmasa bile psikolojik olarak kendi hasta gibi hisseden. Ben de onlardan biriyim sanırım. Hem maske takıp hem video çekersem eğer ekstra dikkat çekeceğim ama şöyle takılabilirim bence buralarda. Sesim geliyor mu? Hastalıklardan korunmak için yapmanız gereken birkaç şeyden bahsedeyim. Eczacı kimliğimle, daha mezun değilim ama. Mesela böyle kalabalık ortamlara girdiğinizde, işte dokunduğunuzda ellerinizi yıkamadan yüzünüze, ağzınıza, burnunuza, hani ağız burun boşluğundan, burun boşluğundan virüsler girebilir. Dokunmamanız gerekiyor. Zaten sık ellerinizi yıkamanız gerektiğini vesaire biliyorsunuzdur. Ve el yıkama şeyleri de var böyle. Şu parmak aralarınızda, tırnaklarınızın içlerini mutlaka temizlemelisiniz. Daha sonra böyle alanlarda işte ya maske takmasanız bile bir şalla kapatabilirsiniz ağzınızı. Hapşururken kolunuzla, elinize değil de, özellikle elinize değil, tek kullanımlık peçetelere hapşırmanız lazım. Öksürürken de aynı şekilde. Ve hapşıran, tıksıran insanların da yanından birazcık uzak durmamız gerekiyor hasta olmak istemiyorsak. Şu an aklıma gelenler bunlar. Keşke notlarım yanımda olsaydı, daha da yardımcı olabilseydim. Allah'ım, bir havaalanında birbirimizi bulamadık Yelda'yla. Heh, buldum şurada. Bakın bakın, saf saf dolaşıyor. Bakın şurada. Yelda! Terse gidiyorsun. Maskeler. Ay evet, iki maskeli. Bakayım, tak bakayım nasıl olduk. Şunu ben biraz kapatacağım. Burnum çok büyük gözüküyor. Başka bagajım yok. 16 kiloymuş. 4 kilo daha küçük. Hayatımda ilk defa bagaj veriyorum şu anda. Tamam. Bunu buna takacak mıyız? Onlar mı takacak acaba? Tabii ya. Buraya mı bırakıyorum? Dur. İnşallah kaybolmaz. Arkadaşım geçen kayboldu da. Yok oğlum, ben de ilgiye çekiyorum da. Bak geldi. 50 lira olunca böyle sert veriyorlar. Bak. Ay, kartımı alayım. Aa, ben bagajı verince bir hafifledim. Şimdi pullarımızı da aldık. Sırada pasaport var. Adım adım ilerliyoruz. Kız, pasaportunu okur. 302A. Starbucks'tan laktozsuz mistomu aldım. Yelda ben yokken içmiş. Annesi bir poğaça yapmış. Bakın, o kadar güzel gözüküyor ki. Küçük küçük. Şimdi onları yiyeceğiz kahvaltı niyetine. Ondan önce ellerimizi dezenfekte edelim. Bir de şu maskeler işe yaramıyormuş koronavirüsüne karşı. N95 numaralı maske gerekiyormuş. Onu da artık yurt dışından temin edeceğiz. Ben genelde kapalı alanlarda kapatmayı tercih ediyorum. Şu an burası o kadar çok kapalı değil. Kapalı değil mi? Ben genelde kalabalık alanlarda tercih ediyorum kapatmayı. Yoksa çok nefessiz kaldım içeride. Bak çok güzel bu kayıya. Şu an şans yüzümüze güldü. Ayrı ayrı çekimler yaptık. Meğer daha ya 8D, bunu da 8E vermişler. Çok şanslıyım. Sen orta ama. Ben orta ama. Sen yanımız boş değil mi? Yok, sen camileri köşeye. Ben koridor. Of, yanımız boş olsa çok güzel. Boş olsa yayılırız. Ben ortada fena atma sevam. Niye kenarda onu değil? Bir de şey yapıyorsun zaten dar. Otobüs gibi ama sonuçta aynı yere geliyor. Ay, düşüyordum. Arkada da
bir şeyleri kontrol ediyorlar ama ne olduğunu anlayamadık. Ya çok korktum. Bizden var ama 90 gün sınırı var. İşte böyle saydı görevli falan. Sonra şey dedi, sanırım 90 gün değil, tam olarak sayamadım, geçtim. Arkadakileri sordum o kontrolü. İsrail ve İngiltere uçuşlarında özel kontrol yapıyorlarmış. O ülkeler de bize yapıyormuş. Biz de karşılık olarak onlara yapıyormuşuz. Meraklı olduğum için her şeyi soruyorum. Shop'tan tutaklık aldım. Nerede? Kız şeylerimiz çıktı. Bir de acı badem aldım. Ben bunları çok seviyorum. Ya kaç kilo aldım? Hala yiyecek tatlı şeyler arıyorum ya. Tatil dönüşü yerler şey diyor, ölüm orucuna falan gireceğiz. Benim aslında kulaklığım vardı. Şu Apple'ın kablosu olanlarından. Ama evde unutmuşum. Kardeşim de çok istiyordu zaten. Dedim onu ona bırakayım. Kendime bir tane alayım. Çünkü video çekerken buna bağlıyorum ve etraftaki ses değil de sadece kendi sesimi alıyor. Küçük bir kutu açıldı mı? Bir kablolu bir de kablosuz çeşidi vardı. Ben kablosunu aldım. Benim evdeki de öyleydi zaten. Zaten şunu şarj ettikten sonra 5 kere falan kulaklığı da şarj edebiliyorsunuz. Özellikle video çekiyorsanız çok iyi oluyor. Müzik kalitesi gerçekten çok iyi. Sanki böyle, ya bilmiyorum, çok güzel. Ama zaten fiyatı da yüksek, güzel oldu zaten. Şimdi inmemiz az kaldı. Bir tuvalete gireyim dedim ama oluyor. Çön şahsına bekleyeyim bari. Bakın. Bakalım ilk günümüz nasıl geçecek, maceralı. Daha çok yarın gezeceğiz burayı. Let's go. Ay ben mi öttüm kız? Şu eski trene bineceğiz. Şurada. Kaç durak dedi? Tuğlu mu dedi? Bir şey dedi ama çocuk. Neyse bakarız buradan. Büyük ihtimalle kimse first class almadı. Biz de almadık ama... anlamadığımız için buraya bindik. Son anda bindik çünkü kaçıyordu. Bakın bomboş yerler diyor, treni boşuna çalıştırıyorlar. İki durak sonra ineceğiz. Ben çok yoruldum. Olsun, sonraki vlogda çok güzel olacağız. İlk bindiğimiz ülkeler arası trendi. Şu anda bindiğimiz de metro. Başta biz burayı bulamadık aslında, nereye gideceğiz, nasıl aktarma yapacağız falan diye. Daha sonra Moovit uygulamasını indirdim. Buraya adını yazarım. Türkiye'de de işte yurt dışında da uygulamayı kullanabilirsiniz. İşte bir sürü seçenek sundu. İşte metro, otobüs, daha sonra Uber. İşte şu kadar dakikada gelecek, şu saatte, fiyatı şu kadar, her şey yazıyor. Biz mesela U6 yazıyordu. U6'yı takip ettik. U6'nın ne olduğuna dair fikrimiz bile yoktu. Neyse ki metroymuş. Doğru geldik. Ve otelimize ulaştık. Tam karşımda eski bir binada kalacağız. Şöyle gözüküyor. Çal bakalım. Umarım odamız güzeldir. Açtı galiba yanında. Yalnız burası çok soğukmuş, bayağı donduk. Şey gibi. İçlik giyelim. Eskişehir gibi, hatta ondan daha soğuk bence. Gerçi ben Bursa'daydım. Ay şunu sokamadım. Yanlış yerde mi durduk? Tamam, dur dur ya, ben in. İnsene arkamda o. Sen sandın. Ben şurada duracağım. Şurada duracak mısın? Şimdi tamam. Ha, şurası da. Şuraya gireceğiz. Hi. Okay. Take the card. Only if you when you go somewhere outside.
Burada hem şey vardı, 4 kişilik odalar vardı, hem 2 kişilik vardı. Bence bu 4 kişilik. Bir ya da ortak banyolu vardı, bir de ayrı vardı. Biz suyu seçtik. Ama kartı bulamıyordu. Burada. Hadi gelin bakalım, oda turumuz nasıl? İlk odamız şu an. Ha evet işte dedim ya, apartmanda çiçek bahçesi. Her yerde de tablo var mı? Ay heyecanlandım. Aa çok güzel. Bakayım. Bak. Çok güzel cidden. Ya biz burada ya daha fazla kalsaydık keşke şu an. Böyle bir odada. Ben böyle bir odam olsun isterim. Bunlar Ikea'da var bu yataklar. Bir şey söylemeyeceğim. Açılıyor da bunlar biliyorsun. Ay çok güzel. Bence temiz kokuyor. Kız bembeyaz. Bakayım nereye bakıyormuş camımız. Manzaramızda. Değişik şeylere bakıyor. Bu ne be? Hiç güzel değil manzarası ama neyse. Banyo çok küçük ama yine de idare eder. Çok daha kötü odalarda kaldığım için burası çok güzel geliyor. Büyük ihtimalle bu gezi boyunca kaldığımız en güzel oda bu olacak. Çünkü fiyat olarak en pahalısı bu oldu. Ve genelde hostelde kalacağız. İşte 6 kişilik, 4 kişilik falan. Burada bize özel oldu. Neyse keyfini çıkaralım. İlk gün yorgunluğumuzu giderelim. Sonra Viyana sokaklarını keşfeder. Bir akşam yemeği yer. Günü bitiririz. Viyana'dan günaydın. Şu anda siz kilitli dolabın içindesiniz. Biz check-out'umuzu otelden yaptık. Saat 10'daymış ama 11'de yaptık. Kadın biraz ıkınık yaptı ama bu arada kaldığımız yerden hiç memnun kalmadık. Dün gece takipçilerimle buluştuk akşam. Çok fazla çekim yapamadım o yüzden. Bugün asıl gezeceğiz. Daha sonra odaya geldik. Kapı açılmıyor anahtarla. Yeşil yanıyor ama böyle hani iklediğimizde hiçbir şekilde açılmıyor. Sonra resepsiyona gittik. İşte adam uykusundan uyandı. Söylene söylene geldi. O okuttu. O okutunca da açıldı. Zaten hep öyle oldu. Sonra bize bayağı bir söylendi, böyle kaba kaba davrandı. Sonuçta biz müşteriyiz ve gerçekten açılmamıştı. Yani orayı önermiyorum. Eğer buraya gelecekseniz zaten yazacağız booking'e. Annem de mandalina koymuştu. Şimdi kahvaltım bu oluyor resmen. Apar topar çıktık. Makyaj yapıp merkeze gideceğiz. Eşyalarımız da Central Station'ın şöyle bir yerine koyduk. Bakın burada bir sürü kilitli dolap var her boyuttan. Kahvaltı etmek için bu istasyondaki Starbucks'a geldik. Filtre kahvem var ve şu böyle vegan yoğurt tarzı bir şey. Çiyalı miyalı büyük ihtimalle. Böyle kuru bir şeyler yemek istemedim sabah sabah. Bir de şu tatlı kurabiyeyi aldık. Bunu da işte öğlen atıştırmalık olarak falan yeriz. Aldın mı? Sen ne aldın? İçi çok fazla iç açıcı gözükmüyor. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu şeyler şişmiş. Zulaflı falan. Şişteki şey kabak çekirdeği değil mi? Evet onlar nasıl şişmiş? Şişmiş. Demek normalde şişiyor şöyle. Bence ben beğenirim ya. Evde yaptım. Yulaftan farkı yok hani. Ben geceden bekletiyorum bazen yulaf üstüne. Mesela. Sütlü filtre kahve 2.60 euro. Daha sonra 41.95. Bu 3.90 o tarzda. Fiyatlar Türkiye ile benzer bence. Daha pahalı euro olduğu için. Bir tık daha pahalı. Viyana'nın meydanından selam. Biz sonunda video çekmeye başlayabildik. Burada bayağı fotoğraf çekindik. Daha sonra sihirbazlar yanıma geldi ve benimle gösteri yaptılar. YouTube'a koyacaklarmış. Keşke o an geldi, daha çekseydi. Çok komik olurdu. Acaba YouTube kanallarının adı ne yazdı? Aziz Stefan Katedrali'nin önündeyiz. Bu katedral çok büyük. Size göstereyim şöyle. Benim şu ana kadar gördüğüm en büyük katedrallerden. Bayağı ihtişamlı. Gerçek mi bu? İçinde insan var mıdır? Bak. Ayağı da yok. Bak katedrali bir de içeriden görelim. İçerisi çok ihtişamlı. Ya. Melis orası çıkış. Burası da boş yeri herhalde. Bir sürü
buranın meşhur tatlısını yemeye gideceğiz. Ya hatırlıyor musun? Çikolatalı, kayısı marmelatlıydı sanki. Aida diye bir yer var. Orada en meşhur diye biliyorum. Ben orada yemiştim 2 yıl önce de. Tadı damağımda kaldı gerçekten. Ama ya daha nerede? Bu arada karnımız acıktı. O yulaf aşırı tok tuttu mu? Tuttu aslında. Bayağı birkaç saat geçti onu yiyeli. Ha şuraya biraz yaslanayım, tarihe dokunayım. Ben böyle sanki dokunmadan şey olmuyormuşum gibi geliyor. Yaşamıyormuşum gibi. Tek gördüklerim yetmiyor. Ellemem de lazım. Katedralin hemen yanında olan bu kafeye giriyoruz. Bu kafe her yerde de var zaten. Hi. Bu nasıl okunuyor? Onun içinde şey var değil mi? Kayısı marmelatı. Ojelerimi nasıl, beğendiniz mi? Böyle nude olsun istedim. Normalde gittiğim yerde kapalıydı salı günü. İdareten bir yere yaptırdım ama güzel oldu sanki. Boyu da daha kısa oldu. Buranın meşhur tatlarından biri de bu. Çok lezzetli olduğunu duydum. Almanya'da da bu tarz bir şey var ama onun farklıydı sanki. Bizim yiyeceğimiz de şu. Daha her türlü şeyler de var. Ya da bunları unutmayalım kulaklıkları. Sorry ya. Yes, thank you. Thank you. Bildiğin elmalı biz yapıyoruz ya evde, ona benziyor, kurabiye gibi. Ama bu çok güzel bir şey. Gerçi onu daha denemedim. Ama bence bu daha güzel. Hadi Gerdar sen deney şunu. Beğenmedin mi? Ben bunu elimle yemiştim biliyor musun? Çatal da almamıştım sokakta. Ağır mı? Çikolatası çok ağır. Ve Viyana gezimiz artık bitti. Şu anda başka şehre doğru yola çıktık. Videoyu artık kapatayım diyorum. Saat şu anda gece 11-12 falan, bayağı yoruldum. Viyana'da açıkçası çok fazla gezmedik. Zaten çok fazla vakit de ayırmadık. Viyana'da istediğimiz gibi bir hostel bulamadık. Biraz pahalıydı diğer şehirlere göre. Budapest'te benim en sevdiğim şehirlerden. Barcelona 1, Budapest'te de 2 galiba şu ana kadar. Zaten biz Avrupa gezisinden döndüğümüzde bize sorduklarında herkes en çok Budapest'e beğendik demişti. Hani bilmiyorum, yazın çok güzeldi, kışın nasıl olacak? Eskişehir'e de çok benzetiyorum orayı. Neyse artık bir sonraki videoda oradan olur. Virüs konusuna gelince de dikkat etmeye çalışıyorum. Daha da artmış virüsler sanırım Avrupa'da. Avusturya'da da gözükmüş. Umarım şey olmaz. Maske takmadık hiç çünkü buralarda. Belki daha çok dikkat ederiz. Sonra ilerledikçe görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay. Bir de bu sefer 8 kişilik odada kalacağız. Umarım çok iş olmaz. Burada mı ineceğiz ya? Aman Allah'ım.